Allah'ım lütfen ya, lütfen ölmesin ya. Sinan'la konuştum şimdi. Müdahale ediyorlarmış, kan veriyorlar. İyileşecek, merak etme. Sinan çok kötü dağılacak ya, iyice dağılacak. O kendini çabuk toparlar, merak etme. Sen kardeşini ne kadar tanıyorsun? İşte günün sorusu. Şimdi 3 günlük kız. Benden iyi mi tanıyacak diyeceksin ama... onun içinde kırmaktan korkan, korktukça kırıp döken... kırık dökük bir çocuk var, biliyor musun? Hangimizin içinde kalbi kırık bir çocuk yok ki? Bazılarımız o çocukla barışık. Sinan gibi. Bazılarımız da kendi çocukluğuyla bile küs. Kim diye sorma. Bazılarımızın da çocuk gibi bir çocukluğu olmamıştır belki. Sen de kim diye sorma. Ben artık gideyim. Gitme. Sinan ne yaptı? Bana anlatması gereken bir şey vardı. Sen ne olduğunu biliyorsun. Ah annem, ah! Sen uyumuyorsun kaç gündür? Sabaha kadar uykusuzdun. Uykusuzluk yapar insanı, böyle halsiz düşürür. Bir de bir şey yemiyorsun anneciğim sen. Yemiyorsun, içmiyorsun. Kaç gündür el kadar kaldım bak. Okulda ne yedin sen bugün? Zehirlendin mi yoksa kız? Anne midem fena, çok konuşturma beni ya. Doktor hanım, nesi varmış? Kızımın zehirlenmiş mi yoksa? Kimlik bilgilerinde hata yok. Henüz 18 yaşında değil, doğru mu? Hadi doğru. Doğru da siz niye şey ettiniz benim kızımın yaşını ki? Yani niye sordunuz? Kızınız hamile hanımefendi. Kızınız hamile hanımefendi. Kızınız hamile hanımefendi. Benim bilmediğim bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama sen biliyorsun belli. Hadi anlat bana. Bak ben... Ya lütfen. Sinan bana bir şey söylemek üzereydi. Uzun zamandır konuşmak istiyordu benimle. Ne söyleyeceğini sen biliyorsun. Bunun arkasına saklanmayacaksın. Bu kez saklanmayacaksın. Ben anlamadım. Ne demek? Şaka mı yapıyorsunuz siz doktor hanım? Ne demek hamile? Siz başkasının testini mi getirdiniz? Ne yaptınız? Çocuk ayol, daha baksana el kadar bebe. Ne hamilesi? Sakin olun hanımefendi. Kan testi sonuçları ne diyorsa ben size onu söylüyorum. Senin kan testine de sonuçlarına da başlarım ben şimdi ha. Kimin testi bu? Bu test karışmıştır. Hamile ne demek? El kadar bebek. Kızım bir şey söylesene şu doktora. Ne diyor bu? Kendinize gelin hanımefendi. Gebelik testinin yanılma ihtimali yok. Gidin tam teşekküllü bir hastanenin kadın doğumuna gebelik haftanızı öğrenin. Kızım ne diyor bu? Gebelik diyor, haftası diyor. Başlatmayın gebelik haftanızdan şimdi ha. Kızım bir şey söylesene sen şu doktora. Beni delirtecek misiniz siz? Ağzını açıp da bir tek kelime etsene. Anne ben hamile değilim, hamile olamam. Bu yanlış bir test desene. Niye konuşmuyorsun kız sen? Niye konuşmuyorsun?
Anne ben çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bak lütfen. Gerçekten. Senin benim hakkımda ne düşündüğünü çok iyi biliyorum ben, tamam mı? Benim kalbe değil, cepteki paraya, cüzdana bakan bir... Neyse. Hayır bak. Ya duygularıma inanmanı, hissettiklerime saygı duymanı beklemiyorum senden. Bilmem gereken şey her neyse Sinan'la ilgili olduğu için benim için çok önemli. Senin umurunda olmasa da ben onu... Çok... Sen onu gerçekten... Sinan, iyi misin? Babası beni orada görmek istemedi. Ben de geldim işte. Anne. Bırak! Anne. Bırak! Yazıklar olsun sana. Konuşmamız gereken şeyler vardı. Ben önce toparlanmak istersin diye düşünmüştüm. Bu kez uzatmayacağım. Hazan bak. Ben sanırım lafını bölüyorum ama bu konuşmaya benim de dahil olmam gerekiyor. Teklifden bahsetmeyecek misin? Ne teklifi ya? Bu elimize yüzümüze bulaştırdığımız kozmetik işini tekrardan toparlayalım istedik. Şimdi resmi olarak sana kozmetik yüzümüz olmanı teklif ediyoruz. Sen ananın hayalleriydin. Talih kuşuydu. Zamanı geldiğinde evlenecektin tabii. En hayırlısıyla kısmetin en büyüğüyle evlenecektin.
Zamanı geldiğinde. Öyle mi olacaktı? Öyle mi olacaktı? Deli duaklı gelin edecektim ben sana. Yoluyla, yordamıyla. Kısmetine kendi ellerimle verecektim seni. Benden isteyeceklerdi. Anandan. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle verecektim kızım. Çeyizin de ben büzecektim. Hem de en alasından. Nişan borçası için alışverişe çıkacaktık seninle. Kına gecesinde hem ağlayacaktım hem de gülecektim. Düğünü saraylarda olacaktı. Nasıl olacak şimdi bu? Söyle şimdi nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu şimdi? Nasıl olacak? Bana bir söyle bu nasıl olacak? Karnında bebeğinle mi gelin edeceğim ben seni? Kız söylesene ben ne yapacağım şimdi? Anne ben daha çocuğum. Ha, şunu bileydin. Anne mi olacağım şimdi ben? Sen onu o işleri yaparken düşünecektin. Çocukmuş. Çocukluğunu bileydin o zaman. Çocukluğunu niye bilmedin? Anne ben korkuyorum. Sus! Sus vallahi billahi parçalarım seni bak elimde kalırsın. Sus. Allah'ım aklımı sakla benim ya Rabbim. Benim aklımı sakla Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Korktuğum başıma geldi. Benim korktuğum başıma geldi. Ne yapacağım Allah'ım ne yapacağım? Anne, ne olur konuşalım. Anne, bak lütfen olay çıkartma, kötü bir şey yapma tamam mı? Babası hastanedeydi, hasta. Baba ne oluyor? Baba dur! Hazım Bey! Şimdi de senden böyle şeyler öğrenirse daha da kötü olur. Bak sen benim şu küçüğümü. Babası hasta. İşte ben o zaman kendimi affetmem anne. Aa, bizim ayakkabı bu. Evet, teklifimizi duydun. Sen istediğin zaman cevap verirsin. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Sinan? Bir dakika. Her şey bu yüzden miydi yani? Hı hı. Sen odaya bu yüzden mi daldın? Sen de günlerdir benimle konuşmak için bu yüzden mi kıvranıyordun yani? Kozmetik yüzünüz olmam için, ha? Biz odada konuşurken sen bana ne söyledin? Bana son kez güler misin dedin. Bunun için miydi? Kozmetik yüzünüz olmam için miydi yani? Tamam, olay biraz fazla büyümüş. Yani Sinan seni daha önceden kızdırdığı için şimdi de kızdırmaktan korkmuş. Yani ben böyle olacağını bilseydim sana kendim söylerdim. Değil mi Sinan? Ya ben seni Emri Baki ile çok kızdırmıştım yani. Heh.
kabul etmeyeceğini biliyordum yani, kızacaktın bana. O yüzden ya ben aslında söylemek istemedim. Bu kadar mı? Yüz güzeliniz olmam mı istiyorsunuz yani? Bizim teklifimizi duydun. Sen de dilediğin zaman cevap verirsin. Sinan. Sana soruyorum. Hepsi bu kadar mı? Hasan, ben şu üzerimdekilerden kurtulsam çok iyi olacak. Sen düşün, sonra konuşuruz, tamam? Ne saklıyorsunuz siz benden ya? Susacaksın, ağzını bile açmayacaksın kimselere. Duydun mu? Aramız kötü zaten. Kötü olur tabii. Öyle zamansız zamansız işler yaparsan tabii kötü olur. Anne ama... Abası maması yok, bitti. Gıkını çıkarmayacaksın kimselere. Ablana bile söylemeyeceksin. Anne nasıl saklayacağız? Ne kadar saklayacağız? Saklayacaksın efendim. Şimdiye kadar anandan nasıl sakladın? Gene saklayacaksın öyle. O ablanı başıma dert etmeyeceksin. Bir de onunla uğraşamayacağım şimdi. Anan bu işi halledecek. Bir yolunu bulacak. Ne yapacak, ne edecek? Anan bu işi halledecek. Kızlar tamam hadi. Hadi hadi, işiniz bitti, çıkın. Abi sen ne yaptın ya? Bu neydi şimdi? Ha? Uzatma, sana bir konum atacağım. Buraya hemen gelmeni istiyorum, tamam mı? Gökhan dur. Dur! Durmayacak mısın? Tamam. Ben seni nasıl durduracağımı biliyorum. İnanmadı. İnanmadı. Ne yapıyorsun Sinan ya? Ne saklıyorsun benden? İnanmadı. O saçma sapan yalana inanmadı. İnanmadı ha? Korkma Sinan ya. İnsanlar inanmak istediği şeye inanırlar. Nereden biliyorum biliyor musun? Kendimden biliyorum. Sırf sen dedin diye böyle adi, böyle iğrenç bir yalana inanmamdan biliyorum. Sen ulan sen! Kardeşim dedim. O yapmaz dedim. Vicdanlıdır dedim. Çünkü onun içinde kötülük yoktur dedim. Neden kurtardın o zaman? Ha? Ben zaten bütün gerçekleri söyleyecektim kızım. Sen beni neden kurtardın? Ben seni mi kurtardım? Bir düşün bakalım. Ben senin yüzünden hiç tanımadığım bir kızın gururunu kırdım. Onun yüzüne hakaretler ettim. Ama kusura bakma Sinan. Ben bu sefer onun gururunu kıramam. Ben sen değil o kızı kurtardım. Tek derdi evine bakmak olan bir kız, hatta o annesinin o iğrenç hırslarına rağmen kendi halinde ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kıza ben ağzıma geleni söyledim ya. Nasıl yaptım ben bunu ya? Ya Allah kahretsin, ben bunlara sebep olacağımı bilmiyordum, anlamıyor musun? Hazan'ı ben zaten tanımıyordum, kim olduğunu bile bilmiyordum o zaman. Bak hala Hazan, Ayşe, Fatma ne fark eder? Sen hiç tanımadığın bir kıza böyle adice bir tuzak nasıl kurabiliyorsun? Nasıl adamsın sen? İğrenç bir adamım ben ya. Tamam mı? İğrenç bir adamım ben.
Ama değiştim diyorum sana, değiştim. Ben Hazan'la değiştim. Ben işlerin buraya geleceğini bilmiyordum. Ne bu noktaya geleceğimi düşündüm ne de... Ne? Ona aşık olacağım. Aşık. Normalde yüzüne bile bakmaya utanacağın kıza bir de aşık mı oldun? Onca şeyden sonra şimdi mi inanayım ben sana? Ya ister inan ister inanma, tamam mı? Oldum. Utanmadan ben o kıza aşık oldum. Sil şu gözlerinin yaşını, sil. Doğru odaya gidiyorsun. Odadan çıkmak yok. Asımcığım, gel canım. Hadi sen içeri gir. Ben biraz hava alacağım. Adam geliyor. Şimdi kaçıp gitmek de olmaz. Topla şu suratını, topla. Merhaba. Ece. İyi misiniz? Hasta da biraz. Şimdi dinlenince geçer, merak etmeyin, sağ olun. Geçmiş olsun, neyiniz var? Yok. Yok, bir şeyim yok. Hadi kızım, sen git mutfakta bir bardak su iç de ben de gelirim şimdi arkandan. Hadi anneciğim, hadi kızım, hadi. Fazilet Hanım. Ece ağlıyordu. Ağlar o, ağlar. Nazlı büyüdü ya. Şimdi ateş düşürücü iğne falan yaptılar. Geçer, nazındandır o. Yaz Bey diyorum, yok muydu? Neden sordunuz? Odasını soracaktım. Hani bana ihtiyacı var mı yok mu diye, varsa bileyim diye yani ondan sormuşum. İhtiyacı yoktur herhalde. Eğer bir sıkıntısı olursa kendisi söyler zaten. Siz kızınızla ilgili. Olur. Ben kızımla ilgileneceğim. İlgilenmesine de. Sen o zaman göreceksin oğlundaki sıkıntıyı. Anladı ağladığını, zırladığını. Bakayım yüzüne. Sil şu gözyaşlarını. Ablan da anlarsa yandık, vallahi yandık. Hadi doğru tuvalete şu elini yüzünü bir toparla bakalım. Hadi gel. Gel, 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 gel. Aa! Ece? Abla. Ne oldu ablacığım sana? Ablacığım. Ay benim Nazlı kızım, ablasını korkutacak şimdi. Gel bakayım böyle. Ne oldu bu kıza? Hastalanmış, okuldan aradılar. Bir gittim okula, bir gör. Ay bir Naz, bir Naz, Hazan. Pek Nazlı. Sen ağladın mı ya? Rümelim mi akmış, ne olmuş? Siz iyi misiniz ya, ne oluyor? Benim gözüm sulandı da rüzgardan herhalde. Bir de herhalde bu bana hastalık bulaştırdı. Değil mi? Şıp diye bunun hastalığı geçti bana. Hadi bakalım bu gece benim yanımda yatsın da sana da bulaşmasın hastalığı. Hadi benim güzel kızım. Dur. Gel bakayım ablacığım. Kızım yok bir şey işte. Ateşi yok. Okulda mı bir şey oldu ha? Yok canım, bir şey olmadı işte. Ateş düşürücü iğne yaptılar ya. O halsizlik yapıyormuş, mide bulantısı yapıyormuş. Aman üstüne gitme artık, tamam. Allah Allah. Ben şimdi ona bir güzel çorba içiririm, kendine gelir. Değil mi güzel kızım? Değil mi?
Hadi, hadi gidelim biz. Hadi ben de geleyim. Yok kızım, sen nereye geliyorsun? Sen dur. Bir de seninle uğraşmayayım yahu. Allah Allah. Hasta işte, bulaşacak. Dur sen burada. Ne oluyor yine ya? Allah aşkına Gürüm. Yat. Yat şuraya, yat. Yavaş. Yavaş yat. Kokunu da çıkarma. Ağlama artık, ağlama. Kapa gözlerini. Uyumasan da uyuyormuş gibi yap. Olmadı Fazilet, olmadı. Geç kaldım. Ağlamanın, dövmenin kızına bir faydası yok artık Fazilet. Yok. Kurtaracaksın kızını bu durumda. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Kurtaracaksın. Kurtaracaksın kızını. Kurtaracaksın. Kurtaracaksın. Böyle olmaz. Yok, bekleyemem ben. Benim Yasin'i aramam lazım. Yok, ben bekleyemem. Ulan cebinde para, altında araba var diye kral mısın lan? Ben yıkarım o krallığı. Neredesin sen? Yasin, o kızın yanında mısın hala? Sana neredesin diye soruyorum ama cevap veremiyorsun değil mi? Merak etme ya, ben biliyorum senin nerede olduğunu. Yasin bak, bugün seni o kızın yanında görmeme rağmen gurur yapmayıp yine de arıyorum, tamam mı? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ama sen hala o kızın yanındaysan eğer, hatta şu an koluna girmiş seninle beraber yürüyorsa... Ödün kopuyor değil mi o kızdan? Ne diyorsun Yasin ya? Ben niye korkacakmışım o kızdan? Yasin önemli diyorum, bak çok önemli bir şey konuşmamız lazım diyorum. Benim gözümü açar diye korkuyorsun değil mi o kızdan? Babasının yatağına nasıl yattığını, abisiyle nasıl kırıştırdığını anlatır diye korkuyorsun. Korktuğun başına geldi Ece Hanım. Ben her şeyi öğrendim. O yılda ananın aklına uyup neler yaptığını, her şeyi anlattı bana. Ben senin ne mal olduğunu öğrendim. Her şeyi öğrendim. Yazıklar olsun sana Yasin. Sana yazıklar olsun. Bu söylediklerine hayatının sonuna kadar pişman olacaksın sen. Sen bunları bana söyledin ya. Beni konuşturmadın ya, hayatım boyunca. Sana yazıklar olsun. Kimle konuşuyorsun sen? Kimle konuşuyorsun? Ver bakayım şu telefonu. Bir de ben duyayım kimle konuşuyorsan. Seninle kurduğum bütün hayallere yazıklar olsun be. Bana bak serseri mayın. Ha Fazilet Hanım, aynen öyle. Bundan sonra serseri mayınım ben. Sen o kızın kanına girdin ama o kızı sana bırakan Yasin'in boyu devrilsin. Kolundan tuttuğum gibi çıkaracağım o yoldan o kızı. Sen kimi nereden çıkarıyorsun be? Ha? Atı alan Üsküdar'ı geçti oğlum. Unut artık benim kızımı, unut. O ne demek o ya? Atı alan Üsküdar'ı geçti ne demek? Ne diyorsun sen ya? Sok artık şunu kalın kapana, sok. Benim kızımdan sana yar olmayacak. Unut artık benim kızımı. Başını da bağlandı bil. Ne demek lan? Başı bağlandı say ne demek? Bunu sen istedin Fazilet Hanım. Sen istedin lan bunu. Sen istedin. Sinan. Bir anda fırlayıp gittin. Nil'le ilgili kötü bir durum yok değil mi? Haber alamadım ya daha. Babası da açmıyor telefonlarımızı artık.
Sen öyle alelacele çıkınca kötü bir şey oldu sandım, ben de korktum. Nereye gittin? Hiç ya, öyle şey. Sahildeydim, öyle deniz havası alayım dedim biraz. Sen bu arada burada kalacak mısın? Çok sevindim yani, burada kalacağını bilmek iyi geldi bana. Allah Allah. Ben sana bu büyük haberi vermemiştim ama sen öğrenmişsin demek ki. Kimden öğrendin? Ya söyledi. Deniz havasını beraber aldınız galiba. Biliyorum kafan dağınık ama benim sana bir şey söylemem lazım. Bir şey söyleyecektin Hazan. Abini bekliyorum. Yağız Bey, bir gelebilir misiniz? Senin de duyman gerekiyor. Bir teklif yaptınız, ortadan kayboldunuz sonra. Cevabımı ikinizin de duyması gerektiğini düşündüm. Hızlı karar vermişsin. Teklif bu kadar ani ve sürpriz olunca çok düşünmeme gerek kalmadı tabii. Ya ben Yağız'a söyledim zaten kabul etmeyeceğini. Şimdi tabii o seni tanımıyor. Böyle şeylerden hoşlanmadığını bilmiyor. Teklif kabul etmeyeceğini de bilmiyor. Doğru. Sen beni tanıyorsun tabii. Bu teklifi kabul etmeyeceğimi bilecek kadar tanıyorsun beni. İşte o yüzden sürpriz oldu diyorum ya. Ya tamam. Sorun değil, hadi kapatalım bu konuyu artık. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben düşündüm. Teklifinizi kabul ediyorum.